Sultanım. İskender. Yarın sarayıma bekliyorum seni. Konuşacaklarım var. Hayırlar olsun inşallah sultanım. Nedir mesele? Epeydir böyle kalabalık sofralar kurulmamıştı. İyi oldu. Siz ne konuşuyordunuz? Hiç. Talihsiz Şehzade Mustafa'yı sual ettim. Ne dersiniz validem? Hünkârımız vicdanının sesini dinler de çıkarır mı Mustafa'yı? Onu bütün kalbimle istiyorum güzel kızım. Lakin her seferinde ümit etmekten ve hayal kırıklığına uğramaktan yoruldum. Biraz dolaşalım. Sohbet edelim istedim Mustafa. Korkuyor musun benden Mustafa? Burada kalalım hünkârım. Bu adam kim Mehmet abi? Ağa mı paşa mı acaba? Kıyafetleri güzel baksana. Paşa demek ki. Değil mi Osman abi? Ne paşası Bayezid? Murat. O bizim amcamız. Şehzade Mustafa. Ayşe, ne güzel bir sultan oldun sen böyle. Maşallah. Çok sağ olun sultanım. Bahtı güzel olur inşallah. İnşallah. Zevcinizle pek yakıştınız. Allah saadetinizi daim etsin. Amin. Amin. İyi ki Hasan Paşa bu günleri görmedi. Saadeti başka birinde bulduğunuzu görse yıkılırdı. Takdir ilahi. Şaibeli bir ölüm olduğunu düşünenler var. İstemeye istemeye Mısır'a döndünüz. Hemen ardından ölüm haberi geldi. Hiç vakit kaybetmeden payitahta dönüp nikahlandınız. Yıllar öncenin meselesi bunlar. Eski defterleri kurcalamanın ne manası var? Belki işitmişsindir Mustafa. Bir cami külliyesi inşa ettirdim. Yakında ibadete açılacak. Belki birlikte namaz kılarız. Ben gelemem. Yasak çıkamam ben. Sakın içmeyin. Ne malum içinde zehir olmadı? Taşın altına elimizi koyma vakti gelmedi mi sizce de? Ne diyorsun sen deli ruha? Kardeşimi çıkartmak için bir şeyler yapmamız lazım diyorum. Aklımda bir şeyler var. Lakin bugünden yarına bir şey bekleme. Sabırlı olacağız. Eksin gediğin yok inşallah Mustafa. Varsa söyleme kafi. Sağ olun hünkârım. Her şeyim tas tamam çok şükür. Allah sizden razı olsun. Neden içinizden geçenleri söylemiyorsunuz şehzadem?
Ondan nefret ettiğinizi. Onu öldürmek istediğinizi. İstemiyorum. Ben anlamadım, ne istemiyorsun Mustafa? Hiçbir şey istemiyorum. Hünkârım, ben müsaadenizle köşke döneceğim. Hayır kalın. Buradaki her şey size ait. Bu sofra, bu saray. Gördüğünüz her şey sizin aslında. Abiniz elinizden çaldı. Bağışlayın hünkârım. Kardeşim emriniz üzere yıllardır dört duvar arasında. Haliyle kalabalığı yadırgıyor. Alışması vakit alacak. Eğer şimdi içeri girerseniz bir daha asla çıkamayacaksınız. Çabuk geri dönün ve size ait olanlara sahip çıkın. Bırak beni, bırak beni, bırak, bırak, bırak! Hala alamadınız bir şey Sadem. İsterseniz kaftanın ardına saklanın. Benden, yani hakikatlerden sus, kaçamazsınız. Sus, sus, git! 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 Mustafa'm pek bedba. Hali hiç hoşuma gitmedi. Ya ne olacaktı validem? Bütün şehzadeler sarayda keyif çatarken bir tek benim kardeşim her şeyden mahrum. Yıllardır tecrit altında. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Beklemeyeceğiz Dilruba. Dediğim gibi kardeşin için elimizden geleni yapacağız. Lakin bu o kadar kolay değil. Sabırlı olmalıyız. Benim sabrım tükendi valide. Tükendi. Evvela güç kazanmalıyız. İktidardan pay almalıyız Dilruba. Bunu da ancak senin sayende başarabiliriz. Benim sayemde mi? Gelin olma çağına geldi. Devlet ricalinden kudretli biriyle evleneceksin. Şehzademiz Mustafa'nın istikbali için varını yoğunu ortaya koyacak biriyle. Kimmiş o biri validem? Siz onu da düşünmüşsünüz belli. Divanda en kudretli kimse o. Vezir-i Azam Halil Paşa.